Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bilançoları ile hak edişin altında ucuz kalmış 3 tane şirketi inceleyeceğiz. Özellikle de endeksin bu kadar ciddi arttığı hatta şişkinlik ve pahalılık durumuna geldiği noktalarda bizler endeks tarafından korkulu olsak da doğru ve tekrar söylüyorum yeni gelen iyi bilançolarıyla iyi karlılıklarıyla hak edişlerinin altında kalmış şirketleri bugün birlikte göreceğiz. En azından endeksin yükselişinin devam edeceğini düşünüyorsanız daha tedbirli daha korunaklı karlılığını hak ettiği için ucuz kalan 3 tane şirketi birlikte görelim ki endeksin gidişatı yolunda daha dikkatli temkinli ilerleyebilelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katıl tarafına kayıt olarak ekstra videolar içerikleri de o tarafta izleyebilirsiniz. Burada mutlaka şunu söylemem gerekiyor. Ben komple endeksin pahalı olduğunu düşünüyorum. Yukarı gidiyor olması matematiği değiştirmez. Yani pahalı olması veya biraz düzeltme yapması gerektiğini ifade etmemiz aslında doğru olan ve matematiksel sonuçların ortaya çıkartıdır. Bu yukarı gitmeyecek demek değildir. Bu yukarı gitti diye yaptığımız hesaplamalar da yanlış demek değildir. Bunu tekrar söylemem gerekiyor. Belli noktalarda özellikle de endeks üzerinde kazandıran şirketlerimden kar realizasyonu yaptığımı da tekrar ifade etmem gerekiyor. Bunu da söyleyebilirim bu noktada. Şimdi gelin şirketlerim bizle tek tek başlayalım. İlk şirketimiz burada Tofaş. Şimdi burada farklı bir değerleme metodu kullanacağız. Birçok farklı değerleme metodu olduğunu öncelikle bilmeliyiz. Mesela nakit akışının kuvvetli olması gereken şirketlerde daha fazla indirgenmiş nakit akımı kullandığımızı görebiliyoruz. Daha fazla öz kaynaklarıyla yani ana büyümesiyle ilerleyen şirketlerde öz kaynaklar metoduyla bir değerleme kullandığımızı görebiliyoruz. Biraz daha temettü ağırlıklı. Temettü yatırımcısının gözde olduğu ve temettü yatırımcısının tercih ettiği halka açık kısmının çok büyük bir kısmını %80-85 ve üzerini temettü yatırımcısının oluşturduğu şirketlerde ise bizim kendi oluşturduğumuz temettü modelini metodunu kullandığımızı biliyordunuz ki bununla işte Ereğli'nin 50 liralara çıkabileceğini ifade etmiştik. O zaman 50 liradan dönmüştü. İşte bunlar nasıl nokta atışı tahmin edilebiliyordu? Bu değerleme metotları kullanıldığı için bugün de aynı değerleme metoduyla aslında ilerliyor olacağız ama dediğim gibi şu notu vermem gerekiyor. Her sektör ve her hisse tipinde değişen farklı değerleme metotları bulunuyordur. Bunlar bu grup için geçerlidir. Bunu bilmekte fayda var. Yine hisse değerleme metotları ile ilgili bir eğitim serimiz var. Oradan da takip edebilirsiniz. Hemen ilk şirketimiz olan Tofaş'la başlıyorum. Şimdi Tofaş'ın satışlarındaki esas faaliyet karlığındaki ve net dönem karlığındaki artışın çok kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklarını büyütme noktasında inanılmaz agresif yani 11 milyar, 15 milyara çıkarttığını görebiliyoruz. Piyasa değeri, ödenmiş sermayesi fiili dolaşım oranı bizler için normal seviyelerde. Çarpanlarına baktığımızda bu burada TOFAŞ bize şunu söylüyor. Ufak bir düzeltme yapılırsa daha iyi seviyelerden alınabilir. Mesela TOFAŞ'ın şöyle grafiğini açtığımız zaman özellikle de önümüzdeki birkaç günde iyi takip ederek şu son attığı şu gap boşluğuyla birlikte attığı yükseliş geri verip de 274 liralardan alım yapılabilirse çok daha faydalı olacaktır. Tabii ki daha aşağı kademelere baktığımız zaman 260 liralar daha aşağıdaysa 244 liralar karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi en azından şuradaki yükseliş yani şu gap boşluğuyla başlayan yükselişi olan nin düzeltmesini bekleyip almak daha faydalı olacaktır. Ha, endekste sağlam bir düzeltme olursa çok daha uzun vadeli için daha aşağı seviyeler olan 240 lira ve altını tercih etmek gerekiyor. Burada kararı ve ayrımı vermek aslında sizin tercihinizdir. Bunu da yine videonun başında söyleyeyim istiyorum. Endeksin ben 1 ay, 1,5 ay, 2 ay daha gideceğini düşünüyorum. O yüzden yine de ucuz kalmış şirketleri bulayım ve alayım diyorsanız evet bunlar o tercih edilebilirler. Ama ben endeksin düzeltme yapacağını düşünüyorum diyorsanız o zaman kademelerinizi daha aşağı seviyelere saklamakta fayda var. Burada üçüncü bir alternatif olarak şunu kullanabilirsiniz. Elinizdeki örneğin x miktar para ya da 100 bin lira 1 milyon liralık bir yatırım bütçeniz varsa buradan 100 bin liranın 30 bin lirasıyla bir kademe atılarak yukarı gidişatın getirileri aslında elde edilmiş olur. Sahip olunmaya çalışılır. Eğer düşüş olursa da kalan 70 bin lirayla kademeyi düşürerek daha aşağılardan seviyelenmiş, kademelenmiş maliyetimizi düşürmüş olabiliriz diyorum. Gelelim TOFAŞ'a hemen bir değerleme metodu üzerinde oluşturalım. Hesap makinemizi açıyoruz. Temelde hep kullandığımız temettü hisselerinde özellikle iyi çalışan iyi çalışanları seçtiğimizde ne yapıyorduk? Yıllıklandırılmış net kar bulacağız. Yani 2023'ün 12 aylık net karını bulmaya çalışıyoruz. Burada yapacağımız şey 7300 yani 7.3 milyarı 2 ile çarparak yıllıklandırılmışını bulmak ama burada çok ciddi bir ivmeli hareket olduğu için ben biraz daha temkinli davranmak istiyorum ve 7000 çarpı 2 yaparak o küsuratı aradan çıkartarak önümüzdeki bilançolar biraz daha aşağı gelirse biz de orada kendimize bir safe zone oluşturmuş olalım istiyorum. 14.000 dediğimiz şey aslında 14 milyar lirayı ifade ediyor. 500 milyonu da 500 olarak yazıp birbirine böldüğümüzde 28 lira. Aşağı yukarı 10-12 FK'lar şu an için uygun ama biz yine de burada temkinli olabilmek için 10 FK'ları 11 FK'ları kullanacağız. 10 FK'yı kullandığımızda karşımıza 280 liralık bir değerleme çıkmış oluyor. Bunu ifade edebiliriz. Yani 280 lira ve altı bizim için burada güzel alım noktaları olarak karşımıza çıkacaktır ama 12-13 FK'lar kullandığı zaman bu 300 lira ve üzerine kadar ilerleyebiliyor. Bunu da bilmekte fayda var. O yüzden zaten şunu diyorum. Tofaş yeni getirdiği bilançoyla birlikte artık 300 liraları hak eder mertebede. Ama yine de o aradaki kar marjını daha dengeleyebilmek için biraz daha düzeltmesini önümüzdeki birkaç günde takip ederek özellikle şu gap boşluğunu vermesini takip ederek fiyatlanırsa kademelenebilirsek bizim için çok mantıklı olacaktır diyebiliyorum. Bunlar az değerlenmiş az kazandırmış şirketler değildir. Tekrar söyleyelim. Endeksin 16 Mayıs tarihinden itibaren aşağı yukarı %66 kazandırmıştır. Endeks kadar hatta endeksin biraz üzerinde kazandırmışlardır ama bunlar bilançolarıyla birlikte hak ettikleri için bu seviyeyi korkulacak bir şey olmayan şirketlerdir. Çünkü endeks içerisinde öyle şirketler var ki bilançoları iyi gelmemesine rağmen endeks üstü kazandırıyorlar. Asıl risk bunlar. Asıl büyük düzeltmelerde bunlardan zarar görme ihtimali daha fayda daha kuvvetlidir. O yüzden yapabileceğiniz bir başka strateji de diğer şirketlerden buralara arbitraj yapmak. Yani hisse kaydırmak da mantıklı olabilir. Gelelim bir sonraki şirketimiz olan iş yatırım. İş yatırımda biz eskiden beri çokça değerleriz ve takip ederiz zaten biliyorsunuz. Yine Mayıs tarihinden itibaren baktığımızda aşağı yukarı %60-63 civarında bir getirisi olduğunu ifade edebiliriz alım noktalarına baktığımız zaman 6 lira 30 kuruşlar 5 lira 80 kuruşlar bizim için burada çok faydalı olacaktır iki kademe olarak ne kadar aşağıdan alabilirsek zaten o kadar iyi olduğunu artık hepimiz biliyoruz ama Ben olası destek direnç seviyelerinde ifade edeyim istedim Son bilançosu oldukça kuvvetli gelmiş Bu noktada baktığımızda 50 çarpı 2 yapıyoruz yani 100 milyonluk bir 2023 yıllıklandırılmış net kar ortaya çıkartıyoruz Ödenmiş sermayesi olan 160 milyona böldüğümüzde 6.25 hisse başına Kar çıkartmış oluyoruz aslında. Burada da zaten 6.03 olarak değerlendirilmiş. Yani ya da 63 kuruş olarak değerlendirilmiş diyelim. Bunu 10 11 FK'lardan çalıştırmamız gayet mantıklı olacaktır. Mesela burada 10 FK'dan çalıştırdığımız zaman 6 lira 25 kuruş olduğunu görüyoruz. Eğer ki 11 FK'dan çalıştırsaydık 6.80'lerin mümkün olduğunu görüyorduk. Bu yüzden 6.50 yani 10 FK ile 11 FK'nın arasında şöyle bir ufak düzeltme ile 6.30'lar veya aşağıda 5.80'lere gerekirse burada 6 lira 10 kuruşlar desteği de kullanılabilir. Bu seviyeler indikçe birkaç kademe almakta fayda vardır diyebiliyorum. Endeksin bu inanılmaz yükselişinden hak ederek yararlanmış iki şirketi görmüş bulunmaktayız. Yani biz düze şöyle baktığımız zaman tekrar daha demek istediğimi detaylı anlatmak istiyorum burada. Mayıs ayından itibaren endeks tarafında %65'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada dövizin etkisinin olduğunu görüyoruz. Yine alternatifsizliğin faizin beklenen kadar arttırılmaması gibi etkilerin olduğunu görüyoruz ama endeksin bu şekilde büyümesinin yükselmesinin çok net ve altı dolu bir sebebini bulamadığımızda endeks riskli hale gelmiş oluyor. Yoksa endeksin yükselmesi onu riskli hale getirmez. Altı boş yükselmesi riskli hale getirir. Şimdi endeks içerisine baktığımızda da bir grup şirketin altı boş şekilde yükseldiğini bir grup şirketin de bir daha demin gösterdiğim iş yatırım tofaş ve birazdan inceleyeceğimiz Türk Traktör gibi şirketlerin altı dolu karlılıklarıyla büyümeleriyle, reel büyümeleriyle ilerlediğini görüyoruz. Bunlar bu endeks yükselişinde bizim için daha temkinli hisse grubuna girecektir. Hemen gelelim Türk Traktör tarafına. Çünkü 3. hissemiz ve son hissemiz de Türk Traktör'dür diyebiliyorum. Burada şu notu da vermek istiyorum tekrardan. Son bilançoları içerisinde inanılmaz mükemmel bilançoları gelen şirketler de var ama onları bu kriter bu kıstas içerisine almıyorum. Neden? Çünkü düzenli sağlam gidişatı olanlara sadece bakıyoruz. Yani şirket 3-4 çeyrek zarar getirmiş. Öz kaynak karlılıkları yerlerde inanılmaz FK'lardan değerleniyorlar. Buna rağmen son bilançoda yani 2023'ün 6 aylığında mükemmel bir bilanço getirmişti. Onu bu grubun içerisine dahil bile etmiyorum. 3-4-5-6 bilanço dönemi zarar edip de bir bilanço döneminde kar ettin diye yatırım yatırımcı için uygun bir gerçekten bilinçli yatırımcı için uygun bir hisse haline gelmiyor. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Bir de şu notu da vereyim. Bilançolar tamamlanınca, bütün bilançolar artık açıklanınca katıla özel sizin hisselerinizi analiz ettiğimiz bir canlı yayında olacaktır katıl kademe 4'e. Bundan da yararlanmak için katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Gelelim bir sonraki şirketimiz olan Türk Traktör'ü de güzelce inceleyelim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi Türk Traktör'e baktığımız zaman ivmenin inanılmaz kuvvetli olduğunu görüyoruz. Belki de borsada şu anda 500 şirket arasında en iyi bilanço dönemini uzun vade taşıyan ilk 3 şirket arasına giriyordur diyebilirim. Şu satışlardaki inanılmaz artışa yani oransal olarak büyümekten bahsetmiyorum. Yukarı doğru çıkışın ne kadar kuvvetli olduğundan bahsetmiyorum. Ritüel olarak düzenli stabil bir şekilde üst üste kurulan bir grafikten bahsediyorum. Bu çok önemlidir. Bu noktaya baktığımızda Türk Traktör son dediğim gibi 500 şirketin içerisinde son dönemlerde bu kadar istikrarlı büyüyen en iyi şirketlerin ilk üçüne girer. Fakat bu ister istemez her şeyin sürekli ömür boyu iyiye gidemeyeceği ve ömür boyu kötüye gidemeyeceği gibi önümüzdeki bilanço dönemlerinde kırılma ihtimali yüksek. Özellikle de bunu detaylı bir incelemeyle keşfedebiliyoruz gelir tablosuna girdiğimiz zaman yurt içi satışlarının yurt dışı satışlarına göre çok daha kuvvetli olduğunu mesela burada 4'e 1 oranın söz konusu olduğunu işte şuraya baktığımız zaman 3'e 1 3.5'a 1 oranın söz konusu olduğunu görürsek şirketimiz daha fazla yurt içi satışlar yapıyor. Şimdi artık 9 aylık bilançolarda biz nereye bakacağız? Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına bakacağız. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki döviz kuru da çok yüksek olduğu için ihracatçı şirketlerin biraz daha bilanço döneminde daha iyi hale gelebileceğini görüyoruz. Türk Traktör noktasında bu detayı vermekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Bunu o yüzden söyledim yani 9 ay 12 aylıkta biraz daha görece aşağı doğru gidişatlar söz konusu olabilecektir veya momentum kırılabilecektir diyorum şimdi gelelim hızlı bir incelemeyi de Türk traktör için gerçekleştirelim 3.5 milyarlık bir karı olduğunu görüyoruz 6 ayda bunu 2 ile çarpıyorum neden çünkü yıllıklandırılmışı bulmak istiyorum 7000 ya da 7 milyar liralık bir yıllıklandırılmış netkar bunu ödenmiş sermayesi olan 100'e böldüğümüz zaman hisse başına 70 liralık bir kar çıkartıyor. Burada 55 lirada kalsa da hisse başına kar bakın. Normalde yeni yıllıklandırılmışta 70 lirayı görebileceğimizi tahminliyoruz diyoruz. Şimdi bunu da yine 10-11 FK'lardan çalıştırmak gayet mümkün. 10 FK'dan çalıştırdığımız zaman şöyle sildim. 10 FK'dan çalıştırdığımız zaman 700 lirayla 770-800 liralar bandını hak ettiğini görebiliyoruz. Burada yine Türk Traktör'de de bu yüzden şu aradaki gepi vermesini istiyoruz aslında. 670 liralar bizim için bir kademe olabilir ama en güzel kademelerse burada 600 liralarla şu son 2 günde attığı bilançonun etkisiyle attığı gap boşluğunu kapatıp da bunun bir düzeltmesini sağlarsa 600 dolar çok kuvvetli alım noktaları olacaktır. Bu bağlamda Türk Traktör'e baktığınız zaman bakın zaten şöyle RSI'nin geldiği seviyelerin 95'ler olduğunu görüyoruz ve bu belki de Son zamanlarda yani ömrünün En yüksek RSI seviyeleri dahi diyebilirim Bakın şurada bile 87-90 Marjında. Şuralara baktığımız zaman 84'ler seviyesinde. Şuralara Baktığımız zaman 83'ler seviyesinde 2020'lere kadar gidiyorum. 90 Seviyesini çok fazla geçebildiğimizi Görmüyoruz. Şu an baktığımız zaman Net olarak 93-94'ler seviyesinde Diyebiliriz. Bu yüzden bir düzeltme gelmesi Kuvvetlidir. Ben tekrar söylediğim gibi komple endekse Bir düzeltmenin mantıklı olacağını ve Yolumuza daha iyi ilerleyebileceğimizi Düşünüyorum ama burada da şu aradaki en azından gap boşluğunu kapatacak bir düzeltme mümkün gözüküyor. Buraları takip ettiğimiz zaman bu yeni bilançolarla hak edişleriyle birlikte artık bu seviyelere hak eden ve yoluna daha istikrarlı, daha güvenli şekilde ilerleyebilecek 3 tane şirketi gördük. Yani endeks çok ciddi bir düzeltme yaşasa, bu şirketler de çok ciddi bir düzeltme yaşasalar dahi bizim yapacağımız aşağıdan kademelenmek olacaktır. Biraz daha alım yapmak olacaktır. Çünkü şirketlerin karlılıkları belli. İşte önümüzdeki sene dağıtacakları temettüler aşağı yukarı ortaya çıkmaya başlıyor. Reel büyümeleri ve yönetimleri bizim için sağlam Iken, endeksin ufak bir düzeltme sonrasında yoluna kuvvetli devam edecekler diyebiliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bütün düşüncelerimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Katıl tarafına kayıt olarak ekstra videolardan, içeriklerden ve eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>